Tekrar merhaba. Bir önceki videoda elimizde 1 kilogramlık bir cisim vardı. Bu videoda biraz daha düzgün bir çizim yapmaya çalışacağım. 1 kilogramı da yazayım. Dünya yüzeyindeydik. Bunu neden söylediğimi de hemen ekleyeyim. Farklı gezegenlerdeki yerçekimi kuvvetleri farklı olacağından bu tür sorularda cismin nerede bulunduğunun söylenmesi son derece önemlidir. Bu cismi yerden 10 metre yüksekte tutuyoruz. Evet, bu yüksekliğinde 10 metre olduğunu yazayım. Yerçekimi ivmesi ki bu G'dir, 10 metre bölü saniye kare olarak yazıyorum. Aslında 9,8'e eşit ama kolaylık olması adına 10'a eşit olduğunu varsayalım. Bundan önceki videoda potansiyel enerjinin M çarpı G çarpı H olarak hesaplandığını gördük. Kütle 1 kilogram çarpı yerçekimi ivmesi yani 10 metre bölü saniye kare. Yükseklikte 10 metreydi. İşte oldu. Bunun birimi Newton metre ya da Joule olacak. İşlemi yapınca 100 Joule elde ederiz. Bu cismin bu şekilde tuttuğumuzdaki potansiyel enerjisi. Size cismi bıraktığımda ne olacağını sormuştum. Cisim düşmeye başlayacak. Doğru. Düşmeye başlamanın yanında giderek ivmelenecek ve bu ivme yaklaşık olarak 10 metre bölü saniye kareye eşit olacak. Cisim yere çarpmadan hemen önce ya da tam çarptığı anda diyeyim, cismin potansiyel enerjisi ne olur? Artık herhangi bir yükseklikten bahsedemeyiz, öyle değil mi? Çünkü cisim yere düştü. Potansiyel enerji MGH'ye eşitti. Kütle ve yerçekimi ivmesi aynı ama yükseklik 0 olduğundan cismin yere düştüğü andaki potansiyel enerjisi 0'dır. Bundan önceki videoda size bir de enerjinin korunumundan bahsetmiştim. Enerji korunur, yaratılamaz ve yok edilemez. Enerjiyi yalnızca bir türden başka bir türe dönüştürebiliriz. Cismin bu noktadaki yerçekimi potansiyel enerjisinin 100 Joule olduğunu biliyoruz. Burada ise 0. Aslına bakarsanız cismin yerdeyken yerçekimi potansiyel enerjisi yoktur demeliyiz. Ve bu da potansiyel enerjinin başka bir enerji türüne dönüştüğü anlamına gelir. Dönüştüğü enerji türü ise kinetik enerjidir. Ve burada cismin bu noktada potansiyel enerjisi olmadığından bu potansiyel enerjinin yani bu 100 Joule'ün hepsinin kinetik enerjiye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu bilgiyi kullanarak cismin yere çarpmadan önceki hızını da bulabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Ya da kullanmamız gereken formül hangisi? Bu formülü daha önce kullanmıştık. Umarım hala aklınızdadır. Bu ezberleyebileceğiniz formüllerden biridir. Ancak ben ezberi pek sevmediğimden formülün nereden geldiğini bilmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Formülün nasıl elde edildiğini hatırlamıyorsanız o videoyu bir daha seyretmenizi öneririm. Kinetik enerji, öncelikle potansiyel enerjinin hepsinin kinetik enerjiye dönüştüğünü biliyoruz. Potansiyel enerji 100 Joule'e eşitti. Bu durumda kinetik enerji de 100 Joule olur. Formülü de yazayım. 1 bölü 2 çarpı mv kare. Buraya bir daha yazayım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v karenin 100 Joule'e eşit olduğunu biliyoruz. Kütle neydi? 1 kilogramdı. O halde şimdi hızın ne olduğunu bulabiliriz. 1 bölü 2 çarpı v kare eşittir 100. V kare eşittir 200. İki tarafın kare kökünü alınca v'nin de 14,1 metre bölü saniye kare olduğunu buluruz. Evet, cisim yere çarpmadan hemen önce hızı 14,1'miş. Bu noktada bunların hepsinin çok iyi olduğunu, enerji hakkında da bir fikriniz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu problemi de kinematik formüllerinizi kullanarak kolaylıkla çözebilirdiniz. Peki, enerjiden neden bahsettik? Hemen anlatayım. Elimizde bu cismin aynısı ya da kendisi olduğunu düşünelim. Yerden yüksekliği yine 10 metre. Bazı şeyleri de değiştirelim. Şunları silmem lazım. Olmadı. Bir kere daha deneyeyim. Oldu. Cisim aynı cisim. Yerden yüksekliği de 10 metre. Cismi yine bırakacağım ama ilgi çekici bir şey olacak. Cisim yere doğru düşmek yerine çizmekte olduğum buzdan yapılmış rampaya düşecek. Engebeli bir rampa. Burası da yer. Hadi bakalım. Sizce bu defa ne olur? Yükseklik hala 10 metre. Not edeyim. farklı bir renk kullanacağım. Evet, cisim yerden 10 metre yüksekte ancak bu defa yere düşmek yerine buraya düşecek ve bu şekilde aşağıya doğru kaymaya başlayacak. Buraya geldiğinde ise yatay hızı çok yüksek olacak ama bu hızın henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi kinematik formülleriyle bu soruyu çözmek pek de kolay olmaz, öyle değil mi? İsterseniz deneyebilirsiniz ama kalkülüs kullanmanız gerektiğini, çünkü buradaki eğimin sürekli değiştiğini söylemem lazım. Üstüne üstlük eğimin açısının ne olduğunu da bilmediğimiz için bunu vektörlere ayırmak gerekecek derken bir sürü çok karmaşık işlem yapmanız gerekecek. Ve bu şekilde neredeyse çözülmesi imkansız bir işin içine girmiş olacaksınız. Enerjiden bahsetmemin sebebi işte bu. Çünkü enerjiyi kullanarak cismin hızının ne olduğunu bulabiliriz. Hem de az önceki mantığın aynısını kullanacağız. Cismin bu noktadaki potansiyel enerjisinin 100 Joule olduğunu biliyoruz. Peki buradaki yükseklik nedir? 0. O halde potansiyel enerji yine bir önceki örnekte olduğu gibi kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Bu durumda bu noktadaki kinetik enerji neye eşit olacaktır? Tabii ki başlangıçtaki potansiyel enerji. Evet, kinetik enerji 100 Joule'e eşit olacak. Bunun da 1/2 çarpı m çarpı v kareye eşit olduğunu biliyoruz. Kütle 1 kilogramdı. Az önceki işlemleri yaparak yatay yöndeki hızın 14,1 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Cisim bu defa yere çarpmak yerine yatay eksende sağa doğru yol alacak. Bu arada rampanın buzdan yapılmış olmasını söylememin sebebi sürtünmesiz bir ortam olmasını istemem. Başka bir deyişle cismin enerjisinin bu esnada ısıya ya da başka bir enerji türüne dönüşmesini istemiyorum. Şu anda bu oldukça ilgi çekiciydi. Aynı sonucu elde ettik ama tam olarak neden faydalı olduğunu anlayamadım diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen işin o kısmına geleyim. Bu şekilde cismin yere çarptığı andaki, yani tüm potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştüğü andaki hızı yanında bu rampanın herhangi bir noktasındaki hızını da bulabiliriz. Örneğin isterseniz cismin burada olduğunu ele alalım. Hemen çiziyorum. Cisim aşağı doğru düşerken bir miktar renk değiştirmiş galiba ama olsun. Bu aynı cisim, yani kütlesi 1 kilogram. Cisim kaydı ve bu noktaya geldi. Bu noktada yerden yükseklik 5 metre olsun. Cismin bu noktadaki potansiyel enerjisini bulalım mı? Enerji korunduğu için başlangıçtaki potansiyel enerji artı başlangıçtaki kinetik enerji eşittir son potansiyel enerji artı son kinetik enerji yazıyorum. Bu bize enerjinin korunduğunu gösteriyor. Bu noktadaki toplam enerji neydi? Potansiyel enerji 100 Joule. Cisim sabit olduğundan kinetik enerjisi yok. Cismi henüz bırakmadım. Bu yüzden cismin ya da sistemin diyeyim başlangıçtaki enerjisi 100 Joule'dür. Bu 0, buysa 100. Toplamları da 100. Bu noktada ise önce potansiyel enerjiye bakalım. Yerden yükseklik 5 metre olduğuna göre kütle çarpı yer çekimi ivmesi, yani 1 kilogram çarpı 10'dan 10 elde edeceğiz. Bunu bir de yükseklikle çarparsak sonuç 50 Joule olur. Evet, cismin bu noktadaki potansiyel enerjisi 50 Joule'dür. Cismin bu noktada bir de kinetik enerjisi olmalı. Hızı da yaklaşık olarak bu yönde olacak. Artı kinetik enerji yazıyorum. Enerji yok olmayacağı için, sadece bir türden başka bir türe dönüşeceği için toplam enerjinin hala 100 Joule olduğunu biliyoruz. Buradan kinetik enerjinin 50 Joule olduğunu buluruz. Neler olduğunu tekrar edelim mi? Tam bu noktada cismin potansiyel enerjisinin yarısı kinetik enerjiye dönüştü. Ve şimdi de kinetik enerjinin 50 Joule'e eşit olduğundan yola çıkarak cismin hızını bulacağız. 1/2 çarpı m çarpı v kare eşittir 50. Kütle 1 olduğundan işlemin sonucunu değiştirmeyecek. İki tarafı 2 ile çarpalım. V kare eşittir 100. Ve bu da V'nin 10 metre bölü saniyeye eşit olduğu anlamına gelir. Bu garip buzdan rampanın tam da bu noktasındaki hız 10 metre bölü saniyeymiş. Kinematik formülleriyle bu hızı bulmak son derece zor olurdu. Unutmayın, bu rampanın eğimi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu bilsek bile çözüm hiç de kolay olmazdı. Ama enerjinin korunumu yasasından yola çıkarak bu noktada potansiyel enerjinin yarısının kinetik enerjiye dönüştüğünü bulabildik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.